Güçlü bir iletişim kurmak için neler yapmak gerektiği konusunda çoğunlukla büyük bir hata yapılıyor. Akla ilk olarak başarılı bir diksiyon gelse de iletişimin sadece bundan oluştuğunu düşünmek büyük bir hata. Elbette iyi bir diksiyon büyük bir değer katacaktır ama tek gereken bu değil. İşte bu videoda etkili bir iletişim yetisi kazanabilmek için harika kitap önerilerinde bulunacağım. Hayatımız boyunca birçok kez bir topluluğa karşı konuşma yapıyoruz. Bazen bu topluluk iş yerimizdeki bir toplantıda yapmamız gereken sunumda karşımıza çıkıyor. Bazense okulda bir derste çıkıyor. Hatta buna arkadaş grubumuz içinde bir şeyler anlatırken yaptığımız konuşmaları da dahil edebiliriz. İyi bir konuşma yapmak söz konusu olduğunda sadece heyecanımızı yenmek yeterli olmayacak. Başarılı bir konuşma bütünlüğü oluşturmak, bunu iyi bir beden dili kullanımıyla pekiştirmek, dinleyenleri ve ortamı analiz ederek konuşmayı yönlendirmek gibi birçok aslında beceriye ihtiyacımız olacaktır. Ve işte tam burada bu konularda size epey gelişim kat ettirecek bir kitap var. Söz ve Diksiyon Sanatı. Yaşamımızın birçok noktasında karşımıza çıkacak ve daha ileriye gitmek için başarılı olmamız gereken konuşma yapma yetimize harika kazanımlar sağlayacak bir kitap. İkinci kitabımız Etkili Konuşmanın Söz ve Diksiyon Sanatı kitabına göre daha teknik bir kitap olduğunu en başta söylemeliyim. Hatta güzel bir ifade kullanıyor kitap. Etkili konuşmak diyor. Bu böyle söylenmez, böyle söylenir tartışmalarından çok daha öte bir durumdur. İşte Etkili Konuşma kitabı doğru bir nefes, doğru bir ses kullanımı için bize çok değerli bilgiler sunuyor. Türkçemizin gramer yapısını daha yakından tanıma fırsatı veriyor bizlere. Aslında bu çok sık gördüğüm bir eksikliktir. Dilin kullanımı çok etkileyici bir unsurdur güzel bir konuşmaya dair. Buna yeterince önem verilmiyor gibi görünüyor. Etkili Konuşma kitabı türünün en iyi örneklerinden biri olma özelliğini taşıyor. Bu yüzden mutlaka bakmanızı öneririm. Bütün insanlarla aynı şekilde konuşabilir miyiz? Karşımızdaki insana göre konuşmamızı değiştirmemiz gerekir mi? Bir insanla nasıl konuşacağımızı nereden anlayabiliriz? Veya karşımızdaki insanı konuşmadıklarından nasıl tanıyabiliriz? İşte bu sorular için bir kitap önerim var. Tehlikeli İnsanların Beden Dili. Yaşadığımız toplumda karşılaştığımız her bireyin iyi bir insan olacağını söylemek gerçekçi olmayacaktır. Tehlikeli insanlar var mı? Elbette var. Bu insanların davranışlarını ve kişiliklerini tanıyabilmek için beden dili ve dilin kullanımı gibi konular büyük önem taşıyor. Konuşma yaparken nasıl bir konuşma izleyeceğimiz de dediğim gibi karşımızdaki insana göre değişiklik gösterebilir. İşte bu kitap karşımızdaki insanların tehlikeli olup olmadığını bize gösterebilecek bir kitap. Bir tartışma hayal etmemiz gerektiğinde ya çok sert söylemlerin olduğu bir tartışmayı ya da çok rasyonel, saygılı bir tartışmayı hayal ediyoruz çoğunlukla. Oysa ki çok rasyonel görünen ama manipülatif tartışmalar ve söylemler de var. Hatta belki de farkında olarak veya olmayarak bu manipülatif cümleleri kullanıyor olabilirsiniz. Veya bu ifadelere maruz da kalıyor olabilirsiniz. Her halükarda etkili bir konuşma yapabilmek için ve bir tartışmayı sağlıklı, anlamlı sürdürebilmek için rasyonel yollardan düşünceler ortaya koymaya, safsatalara karşı dirençli olmaya mecburuz. Tartışma Sanatının İncelikleri kitabı size bahsettiklerim konusunda epey kazanım sağlayacak bir kitap. Bu kitabı okuyup anladıktan sonra artık çok daha güçlü ve etkili konuşmalar, ifadeler kullanabileceksiniz. Listede şu ana kadar yer alan kitaplar oldukça teknik sayabileceğimiz kitaplardı. Ama bu işin bir de felsefesi var ve onu da bu listede eksik bırakmak istemedim. Söz ve Yazı, Sessizlikten Çığlığa kitabı, dile olan bakış açınızı değiştirebilecek bir kitap. Aynı zamanda söz ve yazı ikilemine de ışık tutan bir kitap. Listedeki diğer kitaplara göre okunması, anlaması birazcık daha zor bir kitap diyebilirim. Ama elbette çok değerli kazanımları olacağı da aşikar. Kurduğumuz iletişimlerin, yaptığımız konuşmaların veya dinleyici olduğumuz anların sadece yüz yaşandığını düşünmek yanlış olur. Bir de bunun sosyal medya kısmı var. İşte burada imgeler karşımıza çok sık çıkıyor. Ve düşüncelerimizin, fikirlerimizin şekillenmesinde büyük etkileri var. İmgeleri anlayabilmek ve doğru bir şekilde yorumlayabilmek bu yüzden oldukça önemli. İmgeler Nasıl Düşünür kitabı yaşadığımız çağın içerisinde farkında olmadan benliğimize sızan ve yaşantımıza yön veren imgeleri fark etmemizi ve anlayabilmemizi sağlayabilecek değerli bir kitap ve bu listede yerini alıyor. Başınızdan geçen bir olayı bir başka kimseye anlatmaya başladığınızda direkt olarak anlatmanın ne sizin için ne de dinleyen için pek tadı tuzu olmayacaktır. Bu yüzden bazı insanları dinlemek çok sıkıcı olabilirken bazen dinlemek büyük keyif verir. Zira o keyif aldığınız insanlar bir hikayenin başka insanlara nasıl anlatılacağını iyi bilirler. Onlar hikaye anlatma sanatının gizli sanatçılarıdırlar. Belki bir eser ortaya koyarak bunu yapmazlar ama insanlığın en eski alışkanlıklarından biri olarak bunu iletişimde var ederler.
Peki ya siz karşınızdaki bir insana bir olayı, bir konuyu nasıl ilgi çekici anlatabilirsiniz? İşte bunun için size rehber olabilecek bir kitap Hikaye Anlatma Sanatı. Güçlü bir iletişim için anlatacaklarınızı yeri geldiğinde başarılı bir şekilde hikayeleştirmek işinize çok yarayacaktır. Türkçemizi doğru kullanmak, kişisel gelişimimiz için yapabileceğimiz en iyi şey. Kelimelerle düşünürüz ve kullandığımız dilin ufku ne kadar genişse düşüncelerimizin sınırı da o denli geniş ve zengin olur. Şimdi önereceğim kitap birçoğunuz için garip gelebilir ama farkına varılması gereken bir hazineden bahsediyorum. Türkçe sözlük. Söz gelimi biri bir konuşmasında diyor ki çok vasat bir filmdi. Vasat kelimesi orta demek ama günümüzde çokça kötü anlamında kullanılıyor. Sizce bu ifadeyi kullanan kişi çok kötü bir film mi demek istedi yoksa ortalama bir film mi demek istedi? İşte dilin yanlış kullanımı en basit noktalarda bile bir karmaşıklık ortaya çıkartıyor. Sözlüğü bir roman okur gibi okumak sadece yeni kelimeler keşfetmemizi değil, aynı zamanda yanlış bildiklerimizi düzeltmek için tahmin ettiğimizden çok daha keyifli bir yöntem. Ve işte böyle etkili iletişim için birçok açıdan bakabileceğimiz zengin ve doyurucu bir liste ortaya çıktığını düşünüyorum. Eğer sizin de bu listeye eklemek istediğiniz kitaplar varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Ayrıca kitaplarla ilgili çevirmen, sayfa yazar gibi ayrıntıları öğrenmek isterseniz açıklamada linki yer alan canlı liste üzerinden bakabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.